Merhaba, bu bölümde bilgisayarımıza Python'ın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet, bilgisayarımızda Python'ı çalıştırabilmek için işletim sistemimizde hem Python hem de Python'ın sanal makinesinin yüklü olması lazım. Öncelikle bilgisayarımızda Python var mı yok mu bunu kontrol edelim. Windows Logo tuşa basılı tutup R'ye basıyoruz. Karşımıza gelen çalıştır penceresine cmd yazıp Enter tuşuna basalım. Şu an karşımıza Windows'un terminal ekranı geldi. Buraya Python-virgin yazalım. Eğer bilgisayarımıza Python yüklüyse burada Python'ın sürümünü bize söyleyecek. Eğer yüklü değilse burada Python'la alakalı bir hata mesajı göreceğiz. Görüldüğü gibi bilgisayarımıza Python olmadığı için bir hata mesajı gördük. Hemen bilgisayarımıza Python'ı kuralım. Bunun için arama motoruna Python yazmamız yeterli. Karşımıza gelen arama sonuçlarından Python'ın resmi web sitesine gidiyoruz. Python.org'a gidiyoruz. Evet buradaki web sitesinde download bölümüne gelebilirsiniz. Download bölümüne geldiğinizde bakın sağ tarafta işletim sistemimiz tespit edildi. Windows için Python'ı indireceğiz. Şu an en güncel sürüm 3.9.5 sürümü. Tabi kursumuz yayınlandıktan sonra ya da siz bu videoyu izlediğinizde Python'ın buradaki sürümü değişebilir. Genellikle en sağ taraftaki sürüm değişiyor. Ancak kursumuz zaten belli bir kısmı 3.9.4'e göre hazırlandı. Şu an daha güncel olsun diye 3.9.5'i tekrar indiriyoruz. Siz izlediğinizde 3.9.6 bile olabilir. Hatta farklı versiyonlar da olabilir. Buradaki kodların çalışabilmesi için en az 3.9. sürüm gerekmekte. Bu nedenle sürüm farkı aslında o kadar da sorun değil. Önemli olan 3.9'dan sonraki bir sürümü kurmanız. Evet şimdi buradaki butona tıkladığım gibi bakın işletim sistemim otomatik olarak tespit edilecek ve 64 bit mimarisinde olduğu için bilgisayarıma 64 bit Python indiriliyor. Ancak eğer burada sizin sistem tespit edilemezse hemen all releases bölümüne tıklayacaksınız. Daha sonra biraz aşağı doğru gelip Python'ın en güncel versiyonu burada görebilirsiniz. Buradan download deyip Python'ın 3.9.5. sürümüne geliyoruz. Yine en aşağıda files bölümünün altında bakın Windows için 32 bit ve 64 bit seçenekleri var. Dilediğinizi tıklayıp indirebilirsiniz. Evet şu an bakın kurulum dosyası indi. Dosyayı aç diyelim ve Python'ın kurulumuna geçelim. Bakın burada başlangıçta iki tane seçenek var. İlk seçeneği tıklayıp devam ederseniz birazcık aslında problem olacak. Çünkü Python'ı şöyle uzunca bir dizine kuracak. Bizim Python'ı hemen ulaşabileceğimiz bir dizine kurmamız lazım. Dolayısıyla bazı özelleştirmeler yapacağız. Bu nedenle alttaki seçenekten devam edeceğiz. Daha sonra Windows için bu Python'ı pet denilen ortam değişkenlerine eklememiz gerekiyor. Bu sayede Python'la yazacağımız herhangi bir programı çalıştırırken istediğimiz dosyalardan çalıştırabileceğiz. Terminalde Python yazarak Python'a ulaşabileceğiz. Bu nedenle bakın buradaki aşağıdaki seçeneği mutlaka seçiyoruz, tamam? Daha sonra ikinci seçenekten devam ediyoruz. Özelleştirmeler yapacağız. Buradaki bütün seçenekleri seçebilirsiniz. Daha sonra yine buradaki seçenekleri seçerek devam ediyoruz. Görüldüğü gibi kurulum dizini değişti. Ancak bu dizin de bizim için yeterli değil. Bunun için Python'a yeni bir kurulum dizini eklemem gerekiyor. Browse diyorum. Şöyle bilgisayarımızı genişletiyoruz. C sürücüsünü de genişletiyoruz. Burada yeni bir klasör açmam gerekiyor. Öncelikle bakın buradaki C sürücüsüne tıklıyorum. C sürücüsünü seçtiğime emin olmam lazım. Seçtikten sonra yeni klasör diyoruz. Böylelikle C'nin altına yeni bir klasör ekliyoruz. Burada Python'ın önemli olan ana versiyonunun yazılması. Mesela Python'ın 3.9 ile alakalı bir sürüm indireceğimiz için sağ taraftaki sürüm fark etmiyor. İsterseniz 3.9.2 olsun, 3 olsun, 4 olsun bunlar önemli değil. Önemli olan ana sürüm yani Python'ın 3.9. sürümü. Dolayısıyla bakın buraya Python 39 yazıyoruz. Yani Python'ın 3.9. sürümüyle alakalı olduğu için. Neden? Çünkü ilerleyen derslerimizde Python'ın farklı kütüphanelerini de göreceğiz. Bu kütüphaneler Python'ın farklı sürümlerinde çalışabiliyor. Mesela 3.8 ile ya da 3.7 ile çalışabiliyor. Bu nedenle biz bu şekilde bilgisayarımızda farklı Python sürümlerini kurabilmek için böyle bir adlandırma tercih ediyoruz. Tamam Enter tuşuna basalım. Bakın burada Python 39'u seçtik ama buradaki klasör adı güncellenmedi. Olabilir. Yine de Python'ın 39 klasörünü seçtiğimize emin olalım. Tamam diyoruz. Görüldüğü gibi C sürücüsüne Python 39 klasörüne bu Python kurulumu gerçekleştirilecek. Tabi buradaki son seçeneği de seçelim. Install diyelim ve Python'ın kurulmasını bekleyelim. Evet birkaç dakikalık kurulum adımını beklememiz gerekiyor. Birkaç dakika kurulum sürecektir. Burada hem Python'ı kuracak hem Python'ın bakın standart kütüphanelerini şu an kuruyor. Hem de Python'la alakalı sanal çalışma ortamını da kuracak. Python sanal makinesi sayesinde bilgisayarımızda Python kodlarını yorumlayabileceğiz. Yine daha önce de söylediğimiz gibi bizim bazı kodlarımız Python'ın 3.9.4. versiyonuyla hazırlandı. Şu an güncel olması açısından 3.9.5'i indiriyoruz. Siz kursu izlediğinizde belki daha farklı versiyonlar olabilir. Büyük güncelleme gelirse eğer biz Python'ın kurulum videolarını ve ilgili videoları tekrar çekeceğiz. Ancak büyük güncelleme gelmezse siz yine de en güncel versiyon hangisi ise onu bilgisayarınıza indirin ve kurstaki önemli duyuruları mutlaka takip edin. Herhangi bir büyük duyuruda biz bunu zaten yayınlayacağız. Tamam. Evet görüldüğü gibi Python'ın kurulumu tamamlandı. Bunun için close deyip bu sayfayı kapatalım. Evet yine Windows logo tuşa basılı tutup R'ye basalım. Ve karşımıza gelen çalıştır penceresine cmd yazıp Windows terminalini başlatalım. Evet buraya Python-version yazdığımızda Artık bilgisayarımızda Python kurulu olduğu için burada Python'ın varsayılan sürümünü göreceğiz. Görüldüğü gibi Python'ın 3.9.5'i kuruldu. Evet bundan sonraki videolarda Python'ın 3.9.4. sürümleriyle devam edeceğiz. Çünkü biz başlangıçta bu sürümü kurmuştuk. Bunu da yine buradan hatırlatmış olalım. Öyleyse sonraki derslerde görüşmek üzere.